Hadi kaldıralım şunu. Sen mi yapmak istiyorsun, ben mi yapayım? Hey! Çok geç, kararı vermekte kararsız kaldım. Brown ailesinin 7 çocuğu da sorumluluk alıyor. Su sistemini kurduktan sonra tekrar böyle yapmak zorunda kalmayacağız. Herkese merhaba, galiba yalnız değiliz. Kardeşler ilk görevlerine çıkarken en büyük dertleri Billy olmaması. Ormanı tercih ederim. Onun kadar güzel olan tek şey güzel kadınlar. Tekneyi çekmemen gerekiyor. Fakat bu hiç kolay olmayacak. Ah tanrım. Her şey yolunda mı? Dikkat et. Eğer bu tekneyi batırırsak ailenin işini batırmış oluruz. Güçlü bir hat var, hareket edin. Durmasını söyle. Alaska'nın yabani doğasında çılgınca yaşayan bir aile var. Hadi gidelim, uyanma zamanı. Başı hayatta bir gün daha. İşe koyulalım, hadi gidelim. Amerika anakarasından uzakta kendi adetlerini yarattılar. Kendi aksanlarını. Bir tane, şimdi 9 tane daha var. Tamam, düğümlendi bile. Hoşuma gitti. Senin de hoşuna gitti mi? Ve hayatta kalmak için kendi kanunlarını. Trajediye dayandıktan sonra... Sanırım bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Sanırım başka çaremiz yok. Yeni bir ev yapmak için birlikte çalışıyorlar. Çek! Şimdi kendi yaşam tarzlarını korumak için kararlılar. Burası sınırın da ötesinde bir yer. Bunlar Alaska orman insanları. Kasabayı tarif etmem gerekseydi, ilk yerleşimcilerin zamanı gibi derdim. Sanırım sanayi devrimini ben getireceğim. Kasabaya su şebekesi kuracağım. Bu, ana ev için oluşturduğum bir tasarım prototipi. Hurdalıkta bulduğum normal bir lavabo ile başladım. Burada da su güğümü var. Bir bisiklet tekerleği alıp, valfini çıkardım ve su güğümünün arkasına bağladım. Bu sayede ben çektikçe boru üzerinden su seviyesini indiriyor. Sonra ise tüm yapmanız gereken onu açmak oluyor. Tabii ki bu sadece bir prototip. Ev için kullanacağım gerçek makine bu değil. Bu çok daha küçük ölçekli bir hali. Hadi kaldıralım şunu. Hadi gidelim. Çiçekhov Adası'nda yaz geldi. Ve Integrity yepyeni bir kaptanla tekrar sulara açıldı. İskeleye doğru yavaşça gel, tamam mı? Yıllar boyu vahşi doğada yaşamak sonunda Billy ve Amy'yi zorlamaya başladı. Neler oluyor? İyi misin? Sanki beni alt edene kadar denemeyi bırakmayacakmış gibi. Bu da onları adaya geldiklerinden bu yana en zor kararlarını almaya itiyor. Bizim de onlarla çıkamayacağımız günler yaklaşıyor artık. Burada onlarla olamayacağız. Bence böyle kendilerinin gitmesi daha iyi. Biz olmadan mı? Evet, bu onlara bugüne kadar verdiğimiz en büyük sorumluluk. Artık 32 yaşındaki Matt Brown, Integrity'ye Bam, Gabe ve Bayer'ı tayfa olarak almış halde kaptanlık ediyor. Buna'dan 35 mil uzaktaki Gus Davis'e kargo taşıyorlar. Bekle, bekle. Doğru zamanda yapın. Yavaşlat. Tekneyi normal pozisyona getir. Hadi, hadi. Pekala, iyi görünüyor baylar. Hey Gabe, geriye tak. Çek, çek, çek. Bu seyahatin bambaşka bir önemi var. Annem ve babam evde istirahat ediyorlar. İlk defa onlardan uzaktayız. Artık görevi devralıp yapabileceğimizi kanıtlamak istiyoruz. İyi gidiyor, iyi gidiyor. Sakinleşsin biraz. Hadi bakalım. Tamam mıyız? Evet, çok iyi yanaştın dostum. Çocukların uzun zamandır teknelerde olduğunu biliyorum ama Billy ve kendimi düşünüyorum. Orada değiliz. Bizim eksikliğimizi yaşayacaklar. Pekala baylar. Evet ben. İyi evet iş. İyiydi. Evet. Evet çok iyi yanaştın dostum. Teşekkür ederim. Öyle. Buna'dan Gus Davis'a götürmemiz gereken birkaç parça eşya alacağız. Evet, birileri yardım etsin sana adamım. Çok ağır gelecek. Ben hallederim. İskelede karşılaşmak için bekleyen ilk müşterimize çamaşır makinesi, kurutucu ve kilim götürülecek. Hayır yapamıyorum, yapamıyorum. Bu çok ağır. Şapkanı tutuyor musun? Ah tanrım, bunu taşımalısın Gabe. Sen halledersin Gabe. Tamam mı? Her şey yolunda gidiyor. Onu düşürürsen çok kötü olacak. Oraya tek parça halinde gideceğinden emin olmalıyız. Sıkı tutun. Endişelenmemizi gerektirecek bir durum yok. Oraya gitmek için 4 saatimiz var. Eğer her şey böyle yolunda giderse zamanında ulaşabileceğiz.
Baylar, unutmayın, adımız söz konusu. Taşıma işinde en önemli şey teslim edeceğini söylediğin şeyleri teslim edeceğini söylediğin zamanda teslim etmektir. Pekala, iyi görünüyor baylar. Bu sonuncusu muydu? Bu sonuncusuydu. Firmamızın adı hasar alırsa bu firmamızın kalmaması anlamına gelir. Her şey yolunda mı? Her şey iyi görünüyor. Gabe, Noah'nın yerinde oldukça iyi iş çıkarıyorsun. Gerçi Noah burada olsaydı çoktan denize açılmış olurduk. Noah'nın yerini alabileceğini düşünmüyorum. Sadece deneyebilirsin tabii. Konu mekanik şeyler olunca işe en uygun adam olmadığım kesin. Bu daha çok babamın ya da Noah'nın işi. Ama onlar burada olmadığına göre sorumluluk bana düşüyor. Bu çok büyük bir sorumluluk. Eğer kısa süre içinde çıkmazsak programın çok gerisinde kalacağız. İnsanlar eşyasını zamanında alamayacak. Geç olsun da güç olmasın. Programın gerisine düşersek bu bize yansır. Bunu biliyorsun. Rüzgar bizi itiyor. Noel zamanı geldi. Biraz yüklen ve hareket edelim. İyisin. Hadi gidelim. Hadi yüklen biraz. Devam et hadi. Nasıl? Devam et. Hadi. Geriye mi takmamı istiyorsun? Hayır. O zaman neden İleri devam etmiyorsun? İleri gitmeye devam etmeni istiyorum. İleri gitmiyorum ki. İleriye devam et. İskeleye yaslanıyor olman gerekiyor. Gabe, direksiyonu tam da o lanet iskeleye tamam. Çevirdim. Ne zaman geriye takıp tam güç vermem gerektiğini söyle. Şimdi, geriye. Tekneyi kurtardığımdan emin ol. Sen diğer tarafa bak. Hadi yüklen. Yüklen. Hallettim Gabe. Tıpkı tren gibi yapman gerekiyor, bilirsin. Ona benziyor. Bu böyle yapılır. Affedersin, affedersin. O teknenin ne kadarını kaldırabileceğini ne yaptığımı biliyorum ama kimse dinlemiyor. Tekneyi kullanma sorumluluğu bende ve motor çok yukarıdan sarılmış. Hayır, çok yukarıdan değil. Mekanik işlere bakan değilim. Sen de çok acelecisin. Hayır, değilim. Müsaade eder misin? Hey, çocuklar, çocuklar, beni rahat bırakın. Senin, tamam mı? Rahat bırakın. Müsaade eder misin? Pekala, Matt sen öyle de çok diyorsa. Kendinize gelin, tamam. Her şeyi zorlamak istiyorsun. Metin ya da bir başkasının ne dediği umurumda değil. Çok yüksekte olduğunda anlarım. Sakin olun. Her şey mümkün olduğunca uçta oynamaya çalışıyorsun. Fazla yükleniyorsun, sonra sıkıntı yaşıyorsun. Saatte 10 not gidip oraya ulaşamamaktansa 7 not gidip ulaşmayı yeğlerim. Evet, bu sabah birlikte çok iyi çalışıyorduk. Ama birden ben ve Gabe motorun çok yüksek sarımda olup olmadığı konusunda söylenmeye, dırdır etmeye başladılar. Her an fırtına tarafından vurulabilirsiniz gibi. Tamam beyler, su almak için eğildiğinizde ayılara dikkat edin. Su getirmek büyük bir iş. Çünkü bunu günde birkaç kere yapmamız gerekiyor. Gabe geldiği zaman bu işi kim yapıyor? Gabe yapıyor. Doldurmayı da seviyor, taşımayı da. Şimdi doğru yoldayız işte. Su alabilmek için nehire kadar gitmemiz gerekiyor ki evimizle arasındaki mesafe hiç de az değil. Birçok insan suyun lavabodan gelmesinin önemini anlamıyor. Bizim de nehre gidip doldurup taşımamız gerekiyor. Buradan su almak istemeyebiliriz. Akıntıdan aşağı ölü balık geliyor çünkü. Bak, orada bir tane daha var. Ölmüş ya da ölmekte olan balıklar. Bu da yeni yola çıktıkları anlamına geliyor. Somonlar yaşam döngüsünün sonunda yumurtadan çıktığı nehre geri dönüp yumurtalarını bırakıp ölmeye meyillidirler. Fakat bunun sezonun bu kadar başında olabileceğini hiç bilmiyordum. Birilerinin test etmesi gerekiyor. Al sana test. Bu kadar, hadi gidelim. Çünkü içinde ölü balıklar varsa test etmene hayır, gerek yok. Hayır, hayır, hayır. Aman tanrım. Onu içmek istemezsin. Hadi gidelim. İçinde ölü balık olan suların olduğu suyu içmek istemeyeceğine eminim. Su sistemim kurulduğunda eve kadar doğrudan taze akarsu gelecek ve artık bunları yapmak zorunda kalmayacağız. Bu koku. Suyu yediğime inanamıyorum. Aa, lütfen bundan bahsetmez misin kusucuğum? Teşekkür ederim. Hiç balık görmüyorum. İyi görünüyor. Evet, kesinlikle iyi görünüyor. Yeni bir yerimiz var gibi görünüyor. Sen gelip bastonumu al. Ben de bunu alayım. Silahı da sen al. Sen güğümleri al ve doldur. Bunları ben alacağım. Sen de gözünü dört aç. Sürekli etrafı ayrıca gözetlediğinden emin ol. Ayrıca hızlı olsun. Suyun içinde pekala. Balıklar var çünkü. Somonların yavrulama mevsiminde ayı riski çok artıyor. Çünkü ayılar akıntıya gelip onları yemeye çalışıyor. Bu da su almayı çok daha tehlikeli hale getiriyor. Gabe güğümü doldururken öylece duruyor. Noah'ın ise bunu yapmak için şekilli bir ibriği var. Biliyorum. Gabe dümdüz işi yaparken Noah daha çok... Evet, etrafa da köse çayapıyor. Aa, merhaba Noah, burada olduğunu unutmuştum. Merhaba. Sadece bunu bulabildim. O da benim kuaför atölyemden. Güzel. Hala hoş. Balıklar da bu hızla gelirken sürekli daha ileriye gitmemiz gerekecek. Fakat ben su sistemini kurduktan sonra tekrar böyle yapmak zorunda kalmayacağız. Buraya su için gelmemiz gerekmeyecek. Evet, çok daha iyi olacağı kesin. Gitgide daha iyi olacak. Taze nehir suyu gibisi yok. Hem güzel hem de temiz.
Su sistemim kurulduğu zaman lavaboyu açtığınız anda ona ulaşabileceksiniz. Yapalım mı? Görünüşe göre Gabe bu sefer ucuz atlattı. Mutfak tezgahımı sonunda yaptığına inanamıyorum. Evet, bu neredeyse hazır. Kesme işini hallettim. Düzgün oturması için biraz zımparalanması gerekiyor. Billy'nin son nöbetinden bu yana bir hafta geçti ve oğulları da yolculuktayken yavaş yavaş günlük hayatına geri dönmeye başlıyor. Keşke onlarla iletişim kurabilseydik. Evet. Belki de mükemmel bir dünyada yapabilirdik ama şimdi onun yerine mutfak tezgahın oluyor. Çocuklar dışarıda çok tehlikeli şeyler yaparken pozitif kalmak çok zor olabiliyor. Aklınıza hep kötü şeyler gelebiliyor. Tekneyle ilgili endişelendiğim tek şey nereye yanaştıkları, ne yaptıkları. Yani düşünsene, Bam hiç tekneyi tek başına yanaştırmadı. Hem de hiç. Hayır. Şöyle anlatayım, bir yük trenini paralel park etmeye benziyor. Gerçekten öyle bebeğim. Şunu anlamak lazım ki, Integrity'ye manevra yaptırmak, özellikle de iskeleye yanaşırken çok zor. Ve ben bile bunu yanaştırırken sıkıntı çekiyorum. Bu tarz şeyleri kendi başlarına yapmayı öğrenmeleri gerekiyor. Umalım ki yavaşça girmesi gerektiğini hatırlar. Gitmeden önce söylemeye çalıştım. O da bana tamam hallederim deyip durdu. Ona sürekli olarak iskeleye yanaşıyorsan ve düğüm üzerinden yaparsan çarparsın deyip durdum. Umarım başkasının teknesine vurmaz. Bizim teknemize vurması da kötü. Ya da iskeleye vurması. Ama başkasının teknesine vurursa bu daha kötü olur. İyice içime kurt düşürdün. Ben, başkasının teknesine vurursa. Sendin. Ben burada oturup dolaplarla uğraşıyordum. Sense felaket tellallığı yapıyordun. Belki de tamamen olaysız ve çok sıkıcı bir yolculuk olur. Bilmiyorum dostum. Şuna bakın, gördünüz mü? Onlara bir bakın, oradalar. Aha, iyi görünüyor. Çok güzel. Hava açık, sular sakin, balıklar tekneyi takip ediyor. Daha iyisini isteyemezsiniz. Nasıl gidiyor Bay Domuz Balığı? Ya da bayan mı? Emin olamadım. 4 saatlik bir yolculuğun sonunda... Bizi takip ediyorlar. Çocuklar nihayet Gustavus'a ulaşıyor. Bu küçük topluluk 450 sakini ev sahipliği yapıyor. Ve yaşamını yerel hasatlardan, balıkçılıktan ve avdan karşılıyor. Sessiz ve uzakta olduğu için birçok sanatçı ve yazarın inzivaya çekilmek için tercih ettiği bir yer konumunda. Geldik. Ne görüyorsunuz? Hala hangi tarafın iskele olduğunu çözmeye çalışıyorum. Sen de sağ taraftaki şu yığınları görüyorsun, öyle değil mi? Evet. Galiba iskele onların diğer tarafında. Bem'in kaptanlık becerilerine çok güveniyorum. Diğer tayfaya da tabii. Ama iskele hiç düşündüğüm gibi değil. Integrity oraya giremez. Integrity, teknelerin park etmesi için ayrılmış olan iskele köprüsünün altından geçemeyecek kadar büyük. Tek seçenekleri kazıkların arasından geçip sol tarafa yanaşmak. Alanları çok dar. Huna'ya yanaşmak zor değildi. Babamın bunu yapışını milyonlarca kez izledim. Ancak Gustavus biraz farklı. Çünkü tamamen tanımadığımız bir yer ve kazıkların üzerine yanaşıyoruz. Umarım iskelenin diğer tarafına geçebiliriz. Evet. Yanaşma konusunda gerginlik yaşamaya başladım. Birazcık gerildim. Böyle bir durumda omuzlarında çok fazla yük olduğu bir gerçek. Tekneyi burada batıracak olursak tüm bu taşımacılık işimiz biter. Rüzgar bizi o kazıkların üzerine götürecek. Manevranı yapmaya başla. Tamamdır. Gerçekle yüzleşme zamanı. Rüzgar bizi itiyor. Dikkatli olmazsan öylece çarpacağız. Şimdi dönüyoruz. Tamamen geriye gitmen gerekecek. Yavaşlat, yavaşlat. Dur. Hadi yüklen biraz. Dikkat edin. Devam et, hadi. Rüzgarla savaşıyorum ben. Hadi. Kayış getirin bana. Kayış getirin. Hızlı, hızlı. Çarpacağız. Hadi çabuk olun. Bu şeye biraz gaz ver. Durmasını söyle. Ne görüyorsunuz? Sen de sağ taraftaki şu uzun kazıkları görüyorsun değil mi? Evet. Galiba iskele onların diğer tarafında. Brown kardeşlerden en büyük dördü ailenin taşımacılık işini üstleniyor. Yavaş ve sakince gir, tamam mı? Yumuşak davran. Yavaşça. Gustavus'e nasıl yanaşacaklarını çözemezlerse eve elleri boş dönecekler.
Rüzgar bizi itiyor. Dikkatli olmazsan öylece çarpacağız. Biliyorum. Giriş yapman gerekiyor. Babam bunları kendi başımıza yapabileceğimize güveniyor. Yavaşlat. Tekneyi batırırsak onu ve bütün aileyi hayal kırıklığına uğratacağız. Çarpacağız. Biliyorum. Yavaşlat. Çok hızlı, çok hızlısın. Yolumdan çekil beyir, yolumdan çekil. Hayır, durmasını i̇şte söyle. İşte başlıyoruz. Dur. Oh, olamaz. Güç ver, güç geri çek, ver. Geri çek, bu şeye biraz gaz ver. Dikkat et. Bekle. Dur. Dikkat et. Dikkatli ol. Çok kötü oldu. Tekneyi kontrol etmemiz lazım. Evet. Gel, o tarafa geçme dostum. Durduğumuzda bakarız. Hadi gidelim, hala yüzüyoruz. Darbenin çoğunu alüminyum karşıladı. Hiç de bize anlatıldığı gibi olmadı. Bize anlatıldığı gibi olmadı. Tamam, tamam, tamam. Gabe teknenin su almadığından emin olmak için aşağı iniyor. Gabe, darbenin alındığı arka tarafı kontrol et. Oldukça güçlü bir darbe aldık. Büyük bir parça koptu. Eğer teknenin hasarı tamir edilemez gibiyse ve tekneyi batırırsak taşımacılık işimiz biter. Kontrol ettin mi bir sıkıntı ya da bir delik falan olmadan aslına emin misin? Aslına bakarsan... Evet, darbenin çoğunu alüminyum karşıladı. Arka tarafında çatlama var ama sıkıntı yok. Batmıyoruz. Tekne iyi mi? Evet, tekne iyi. Biz iyi miyiz? Darbenin çoğunu alüminyum trabzanlar karşıladı. Ne yapıyoruz baylar? Oraya rüzgardan dolayı tekrar giremeyiz. Ve bunu sadece bir kere yanaştırdın. Yapmamız gereken şey demir atacak bir yer bulmak ve gerekirse eşyaları parça parça götürüp teker teker indirmek. Tamam. Yapabileceğimiz tek şey bu. Beni çok fazla çeviriyorsun. Hazır mısın? Birdie, Rainy, buraya gelin. Tamam. Bugün bizim su sistemini kurmamızın ilk günü. Bunları alıp sereceğiz, sonra açmamız gerekecek. Bu sayede olmaları gereken yere götürebileceğiz ve suya kavuşabileceğiz. İlk adım, siyah boruyu nehre götürmek. Peki bu sistem tam olarak nasıl çalışacak? Temelde nehirden gelen yer çekimi gücünü kullanarak bir tanka akmasını sağlayacağız. Tank dolduğunda ise baskı uygulayacağız ve suyun aşağıdan çıkmasını sağlayacağız. Su sistemiyle ilgili en heyecan verici şey işleri daha hızlı halledebilecek olmamız. Yıkama sırası benim olunca da çok iyi olacak tabii. Orada mısın Rain? Evet. Beş erkek kardeşle büyüyüp kendi ağırlığın kadarını kaldıramıyor olmak pek olası değil. Senin yerini almamı ister misin? Hayır. Ben bir şey taşımıyorken ikinizin taşımasına izin vermeyeceğim. Hiç sanmıyorum. Güçsüz değilim ben. Annem ve babam iyi durumdalar ve çocuklar olarak biz de sorumluluk alıyoruz. Ben de tembellik yapıp geride kalan olmak istemiyorum. 12 yaşında bir kız olabilirim ama 28 yaşındaki bir adam kadar iş yaparım. Dur, dur! Beni düşürmeye mi çalışıyorsun? Normalde su almak için kullandığımız nehirde somonlar yavruluyordu. Biz de çevreyi araştırdık. Başka bir nehir bulduk. Şimdi de suyumuzu oradan alıyoruz. Bu taraftan. Burası çok iyi akıyor Noah. Haklısın. Bunu buradan çıkarmamız gerekiyor. Bekle Rain, geri çek Noah. Aldın mı? Aldım. Ah, peki ne diyorsun? Tam burası mı olsun derin yer? Evet, kesinlikle iyi görünüyor. Evet, böylece giriyor. Tamam. Şimdi biraz kaya toplayın. Boruları takmak için kusursuz noktayı bulduktan sonra üzerine kaya yığdık. İşte Noah. İlk olarak benim harekete geçmem gerekiyordu. Borunun ucunun yüzeyin yeterince altına girmesi gerekiyor. Eğer kaya burada tutarsa tüm suyun çok güzel akmasını sağlayacak. Tam burada. Bu yeterli olacaktır. Çak bakalım. Bu bir duba mı? Pekala, oraya gidiyoruz. Evet, hadi yapalım. İlk yanaşma denemelerinin başarısız olmasının ardından Brown kardeşler kendilerini bağlayabilecekleri bir duba buluyor. Çalıştır. Bu sefer daha yavaş hareket edeceğim. Yap şunu. Bu biraz daha kolay olmalı. Tüm bu fiyaskonun ardından normal bir yanaşma yapabileceğimi sanmıyorum. Neredeyse başardın. Hava trafik kontrolü gibi el sallayışlarını görüyor musun? Buraya gelin. Çok fazla gitmemek için dikkat et. Bizi çek o tarafa. Tamam. Geri çek. Keskin dön. Durmaya çalışma. Şimdi geri gitmesi gerekiyor. Pekala, şimdi. Yakala. Harika. Kış tarafı, kış tarafı. Geriye al, geriye. Ben boşa al. Matt, çekil oradan. Çizgiye al. Hadi gidelim. Bu da ikinci. Sar bakalım. Hadi yap şunu. Tamam, yolumdan çekil, yolumdan çekil. Öyle geri sarma. Hayır, olmadı. Bir hat da oradan çıkarabilir misin? İskeleye çok hızlı yaklaşırken... Geriye al Bam! Matt, çekil oradan!
Çizgiyi kırdık. Integrity'ye bağlı olan kavis çizgisi kopuyor. Şu anda her şey berbat durumda. Ben de sırada ne var diyorum. Tekne patlasa bile şaşırmayacağım. Matt, daha iyi bir fikrim var. İpi kullanabileceğin mesafeden biz de çekebiliriz. Evet. Şu anda ilk teslimatımız için çok fazla geciktik. Gerçekten işleri hızlandırmamız gerekiyor. Hadi getir bakalım. Teslimat saatleri yaklaşıyor. Yavaşla Gabe, yavaşla. Ne yapıyor öyle? Niye bir yarıştaymış gibi sürüyor? Brownlar taktiklerini değiştirip, Skiff'i iskeleye getirip Integrity'yi elleriyle yönlendirmeye karar veriyor. Matt, gir içeri. İpimi al. O daha uzun. Dikkatli ol. Bu işte. Biliyorum. Belki de ona doğru biraz gitmelisin. Tamam. Güç veriyoruz. Evet, iyiyiz. İskeleye git. Hadi gidelim. Neden gitmiyorlar? Hadi. Onunla iskeleye git. 2 metrelik iple mi? Tekneyi çekemezsin. Hadi bakalım, çek. Hadi. Çek. İpi iskeleye götür. Buna ayıracak zamanımız yok. Matt ve Gabe Integrity'yi o skifle çekebileceklerini düşünüyor. Niye yan gidiyorlar bir? Beni limandan çekiyorlar. Hey beyler, ne yapıyorsunuz? O skifin Integrity'yi hareket ettirmesi mümkün değil. Ne söylemek istiyorsun Bam? İpi iskeleye götür. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Yeterince ip var ama sonuna gelip duruyoruz. Yap hadi, yap hadi. Bu çok kötü. Büyük tamam. Bir yığın alıp yan taraftan at. Bu sayede yeterince ip olduğunu görebilirler. Oraya giriyoruz. Böyle yan yan gidelim. Hadi yap şunu. Çok saçma. İnanılmaz derecede saçma. Biraz bu tarafa. Kes şunu. Hadi gidelim. Sona kadar götürüp bağla. Ben çekmeye başlayacağım. Sen de benimle çekil, tamam mı? Tamam. Şu hale bak. Hadi bakalım. Hallediyorum. İyisiniz. Tanrı'ya şükür bu durumu atlattık ve kimseyi öldürmedik. Gerçek anlamda hem de. Onu buraya koyun. Sonunda iskeleye bağlandık. Şimdi rahatlayabilirim. Şu anda direksiyonda Bem'in kalıcı izlerini görüyorum. Git ve akla onları kaplan. Skiff'i yan tarafa getireceğim. Skiff'le bu şekilde götürmemiz gerektiği için çok fazla zaman kaybedeceğiz. Biliyorum. Ama en azından Integrity hala sağlam değil mi? Ucu ucuna. Getirin artık hadi. Her şeyi Skiff'e koyacağımız için dikkatli olmamız gerekecek. Çünkü Skiff'in ters dönmesini, batmasını ya da götürmemiz gereken şeylerden herhangi birini düşürmeyi istemeyiz. Tam ve sağlam bir şekilde teslim edilmesi gerek. Bu sürmek için çok da güvenli bir yer değil. Beyler burada mı? Evet, hadi gidelim. Tamam. Hadi. Merkeze doğru gidin beyler, iyiyiz. O kadar da yavaş ve sakince değil. Birazdan çocuklar ilk teslimatını yapıyor. Bir saatten fazladır burada bekliyorum. Ardından... Taşımana yardım edeceğim. Bunu kaldırmama yardım edeceksin. Noah, kız kardeşlerinin kahramanlığa katlanacak sabırları olmadığını öğreniyor. Sırtını aldın mı Noah? Aklından çıkar onu. Üçümüz de kaldırıyoruz. Önce iskeleye, daha sonra da skife bırakalım. Tamam. En büyük 4 Brown kardeşler Gus Davis'e ilk yalnız yolculuklarını yapıyor. Tamam, şimdi indir onu. Ve programın çok gerisindeler. İyiyiz. İlk müşterimiz şu anda teslimatı bekliyor. Ve bu bizim için çok önemli çünkü bu şekilde adımız lekelenmemiş olacak. O yüzden zamanında yetiştirmeliyiz. Merhaba beyler. Merhaba dostum. Bu eşyamı teslim etmesi gereken adamlar biraz geç kaldı. Oradan eşyamı getirmek rahat ve güzel oldu ama hava bu kadar güzel olmasaydı şikayet ederdim. Buraya yanaşmaya çalışıyorduk. Akıntıya ve rüzgara karşı çok fazla sıkıntı yaşadık. Bu yüzden biraz geciktik. Evet, dubaya bağlayıp demir atmamız gerekti. Sonra da bu kazıklara çarptık. Bunu anlatman gerekmiyor. Bush taşımacılık şirketi için güven oluşturmamız gerekiyor, evet, değil mi? Evet, bahsettiği şey asla olmadı. Direkt olarak şehir iskelesine geldik. Matt bazen müşterinin yanına gidip yol boyunca başına gelen her şeyi anlatmaması gerektiğini anlamıyor. Malzemeler buraya geldi, sağlam durumdalar ve nispeten zamanında geldiler. Tamam, işte bu. Bunu kafana takma, istediğin kadarını kaldırabilirsin. Tamam. Çok mahcup davrandılar. Buraya eşya getirmek hiç de kolay değildir. Bu yüzden ihtiyacım olursa yine onları ararım. Tekrar görüşmek dileğiyle Kyle. Görüşmek üzere. İlk teslimatı tamamladıktan sonra çocuklar Huna'ya gidecek olan bir heykeli almaya gidiyor. Heykelin sahibi ise yerel bir sanatçı, Stevie Wonder. Misty Bey'den bir ayı almamız gerekiyor. Stevie Wonder'dan.
Stevie Wonder'ı ilk gördüğümde işte ilginç bir adam dedim. Bu boğumlara dikkat etmem gerekiyor. Düğümlü bir ayı istemem. Buralarda yeni bir insanla tanıştığında nasıl biri çıkacağını bilemiyorsun. Hava çok sıcak ve ağır. Dikkatli olun. Evet, benim işim bu. Benim alışık olduğum Stevie Wonder bambaşka biri. Kör, klavye çalıyor ve Afrika kökenli Amerikalı. Bence iyi bir adam, yanlış anlamayın. Sadece böyle hayal etmemiştim. Bu o mu? Bu o mu? Hayır, o başka bir müşterinin. Aa, tamam. Gerçekle yüzleşme zamanı. Bunu neye götüreceğiz? Pekala, biraz erken geldiniz ama bitiriyorum. Ne zaman bitirirsin? Tanrım, yarına. Yarına mı? Bazı sıkıntılar yaşadım, bilirsin. Tamam. Stevie'nin ayının yarına kadar hazır olmayacağını açıklaması işlerimizi biraz aksattı. Bir an önce ailemizin yanına geri dönmek, anne ve babamızın ne yaptığını görmek istiyoruz. Yarın gelebilirsiniz ama sabah ya da öğlen olabilir. Bence iyi bir adam, yanlış anlamayın. Sadece böyle hayal etmemiştim. Tabii, bakabiliriz. Kasabada bir ağaç var. İş isterseniz, ağaç işi falan ne dersiniz? Arkadaşımın evi. Sorunlu bir ağaç. Evin hemen yanında. Öyle mi? Kesmeniz, devirmeniz gerekiyor. Buralarda bir iş o kadar kolay ve hazırdaysa neyin yanlış olduğunu merak edersiniz. Bu sorunlu ağaç, insanların uzun zamandır uğraşmak istemediği bir şey olabilir. Bu konuda sana söz veremem ama tabii bakabiliriz. Stevie Wonder'ın söz ettiği ağacı görmek için sabırsızlandığım kesin. Gerçek bir sorun yumağıyla karşı karşıya olabiliriz. Ama boş boş oturup bir şey yapmamaktan iyidir. Dostum, bu çok sıcak. Bunlar da ne böyle? Profen şişeleri, kelepçeler, ayakkabı tamir sıvısı, elektrikli süpürge hortumu. Eve suyu getirme hayalini kafamda canlandırmaya başladığımdan çöplükten eşya topluyorum. Sanırım burası arka kısmı olabilir. Bu da uzatabilmek için. Ve bu sayede içinden suyun geçişini görebiliyorsun. Post apokaliptik dünyaya hazırım, ne dersin? Herkesin bir şekilde ulaşmaya çalışacağı insan olurdun. Bu modelin nasıl çalışacağını merak ediyorum. Heyecanlandım. Annen de çok sevinecek. Emi de mutsuzken bu Noah'ın gelip de su akmasını sağlaması muazzam bir şey olurdu. Emi'yi çok mutlu ederdi. Hayatımızı daha iyi standartlara getirirdi. Hepimiz daha mutlu olabilirdik. Diğer türlü. Kolay olan yöne doğru çevir. Her şeyi çevirmek zor. Bu sistemimin bir sonraki aşaması lavaboyu ekleyip yaptığım tesisatı kurmak. Gider için profen şişelerini kullanıyorum. Eritip üzerlerinde delik açtım. Bu sayede onların da içi görülebiliyor. Birleştir bakalım. Birleştireyim mi? Daha sonra da iki parçalı bir denizci yapıştırıcısı aldım. Kuruyunca çelik gibi oluyor. Etrafını da çevirdim. Böylece kuruyunca tek parça haline gelecek. Musluğu nereden buldun Noah? Çöpten. Bunun çöpten çıkmış olması imkansız. Cilaladım. Önceki halini görmeliydin. Hadi şimdi lavaboyu takalım. Bunları toplarken verdiğim o kadar emeğin sonunda sonuç verdiğini görmek çok güzel. Musluk hasarlıydı. Şu anda açarsan su muhtemelen üzerine doğru akar. Sanırım neye baktığımın farkındayım, tamam mı? Yani fakat yine de açıklamaya çalışacağım. Üzerlerine koyuluyor ve bu sayede suyu yönlendirerek akışını değiştiriyor. Pekala. Eğer Noah gerçekten de eve su getirmeyi başarırsa bu Brown kasabasında yapılmış en büyük şeylerden birisi olacak. Ve tabii onun yaptığı en güzel şeylerden biri de. Bu yeterli olacaktır. Hazır mısın prenses? İşte geldik. Eğer onu güvenli bir şekilde indirebilirseniz iş sizin. Tamam. Hangisini diyorsun? Şuradakini. Tamam. Şu tarafa doğru gidiyor. Arkadaşımın evi tehdit altında. Aslında dallar doğru tarafta ama arkaya yaslanıyor olması hoşuma gitmedi. Bu ağacı devirmek konusunda biraz gerginim. Baktığım zaman biraz ürkütücü geliyor ve adamın evine de çok yakın. Dikkat edeceğiz. Düşmesi gereken yöne düşmesini sağlayacağız. Eğer hazırsanız siz bununla ilgilenirken ben de o ayıyla ilgileneyim. Tamam. Biz bununla ilgileniriz. Peki, hala, sen de onunla ilgilen. Siz de o zaman anlaştık. Kardeşler arasında Gabe ağaç devirme konusunda en tecrübeli olanı. Bu yüzden bu işi yapmaya da en müsait olanı. Ne düşünüyorsun Gabe? Senin de hoşuna gitti mi? Hoşuma gitmesi doğru tabirime emin değilim. Normalde ben ağaç keserken babam en azından yakınlarda oluyor. Bana tavsiye veriyor. Ama şu anda öyle bir seçeneğimiz yok. Batmak ya da yüzmek zorunda kaldığın ya da yuvadan atlayıp kanat çırpmak zorunda olduğun zamanlar vardır. Çoğu ağacı ben kestim. Babamın çırağı sayılırım. Babam bana Brown Town'daki o devasa ağacı kestireli çok zaman geçmedi bile.
İniyor. Bu kadar dostum. İşte hadi, gidiyor. Hadi hadi hadi. Devam, hadi. Devam. Evet. Evet, işte bu. İşte ağaç böyle kesilir. İşte bu. Yıllar boyu babamdan öğrendiğim şeyleri uygulamaya koymak için harika bir şans bu. O kesime güveniyor musun Gabe? Eğer güveniyorsan testereyi al ve işi bitirelim. Ağaçla aşk yaşamayı bırak ve kesmeye bak. Testereyi bana ver. Hadi yapalım. Tamam. Yoldan çekilelim baylar. Bu gerçekten zorlu bir kesme olacak. Ağaç çok eğimli. Hemen adamın evinin yanında. Onun üzerine düşüp adamı sokakta bırakırsa hoş olmaz. Öyle olmasını istemeyiz. Gabe, bu tarafa doğru biraz daha yüklen. Birazcık daha derine girmek isteyebilirsin. Biraz ama çok değil. İyisin. Sanırım doğru gidiyorum. Yapıyor. Bear, yukarı bak. Hey hey hey, çekilin. Dikkatli olun, çekilin. Dikkat edin. Çekilin. O tarafa düşmesi gerekiyor. Brown kardeşler Gustavus'te bir iş daha aldı. Sahibinin evine çok yakın duran bir ağacı devirme işi. Hey hey hey, çekilin. Dikkat edin. Dikkatli olun, çekilin. Çekil oradan. Çekilin. İşte bu böyle yapılır. İyi işti Gabe. Pekala, şimdi bu bebeği kesmeye başlayalım. Evet, oduncumuz o. Ağaç tam da olması gerektiği yere gitti. Babam ondan öğrendiklerimi kullanarak bu ağacı kesmemden ve işi bitirmemden gurur duyardı. Bu iş işte evet. Böyle yapılır baylar. Dur dur dur. Bu senin babamın desteği olmadan kestiğin ilk büyük işin. İlk büyük ağacın. Harika bir iş çıkardın. İyi iş. Harika bir işti. Harikaydı. Babamın öğrettiklerini gerçekten öğrendiğini gösterdin dostum. Küçük kardeşinin böyle sorumluluk aldığını ve babanın bunca yıl boyunca söylediği her şeyi dikkate aldığını görmek çok güzel. Hala bir teslimatımız daha var. Bu ağacı Stevie'ye iletin. Futbol oynamak gibi ama öyle değil. Göründüğünden daha zor. Hadi hareket ettirelim şunu. Diğer taraftan ipi tut. Su sisteminin son adımlarından biri tankı evin arkasındaki konumuna taşımak. Aylar önce Noah iki büyük su tankı için bir anlaşma yaptı. Gezintiye çıkan bir yöre sakini onlardan kurtulmak istiyordu. Noah da bunları seve seve bedavaya aldı. Bu sence de güzel değil mi? Tamamen bedava. Tankın yaklaşık 100 galon kadar su tutabileceğini düşünüyorum. Ve basınçta olunca eve sürekli su akışı sağlanacaktır. Ben ipi alacağım. Altına koyup bu şekilde kaldırıp sırtıma koyacaksınız. Peki ya bir tarafını tutmaya ne dersin? Bunu böyle yapacağız. Tüm yükü sırtına mı yükleyeceğiz? Hayır, sen olayı anlamadın. Eminim öyledir. Sen de biraz destek olacaksın. Bunu sadece senin sırtlanmana izin vermeyeceğim. Ben de yardım etmeye çalışıyorum. Sanırım Noah tankı tek başına taşımakla ısrarlı. Fakat Rainy ve benim geride kalacağımızı düşünüyorsa bu mümkün değil. Eğer tüm yükü onun sırtına bırakacağımı ve sadece destek vereceğimi düşünüyorsa beni pek iyi tanımıyor demektir. Biz bir takımız. Bunu söyleyeceğim. Tek başına taşıman gerekmiyor. Ben niye buradayım Noah? Ağırlığı hafifletmeye yardım edeceksin. Hayır, öyle olmaz. Sadece hafifletmeyeceğiz. O kalın kafandan çıkart bunu. Biz de taşıyoruz. Senin taşımana yardım edeceğiz. Üçümüz birlikte kaldıracağız. İt. Kaldırıyorum İt. Ben. İtmiyorum Noah, kaldırıyorum. Nasıl yani? Arkasını mı tutuyorsun? Evet, eminim. Sırtını aldın mı Noah? Henüz değil. Hey. Affedersin, dur. İndir onu. Aklından çıkar onu. Üçümüz de kaldırıyoruz. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. İpleri taşıyacağız. Hadi yapalım. Peki, bence hele... biz de insan gibi kaldırabiliriz. Teşekkür ederim. Vay canına, bu çok zor. Evet. Tekrar Gustavus'teyiz. Biraz daha. Bu tarafı sağlam değil. Çocuklar son teslimatlarla uğraşıyor. Kuna'dan burada bulunan bir tesis için getirdikleri piknik masalarını birleştiriyorlar. Göründüğünden daha zor. Bu aradan geçecek bir bank oluşturacak. İşte böyle. Aynen öyle. En azından biz bunu yaparken annem ve babam iyileşiyorlar. Evet, onlara dinlenecek zaman bırakalım biraz. Evet. Hey çocuklar, sanırım yalnız değiliz. Sakin davranın. İşte böyle. Biraz el sallayın, aptal gibi görünün. El sallama. Böyle bir yerde yaşayınca her gün güzel kızlar göremiyorsun. Birkaç güzel kız görmek buralarda lotoyu kazanmak gibi.
İşte gidiyor. Bir saniye falan sürdü. Bu güzel kızları etkilemek için ender bulunacak türden bir şans. Sanırım böyle bir giriş yapmanın da avantajları var. Böylece onlar bu da kim böyle diye meraklanmaya başlayacak. Ben Bear. Madeline. Tanıştığımıza sevindim. Ben de Justin. Memnun oldum. Bear'in koşarak geldiğini görünce şaşırdım. Hatta biraz irkildim. Bize öylece koştu ve geldi. Nerelisiniz? Ben Arizonalıyım. Arizona mı? Gerçekten mi? Orası çok sıcaktır. Evet, gerçekten çok sıcak. Galiba Bear'i kaybettik baylar. Böylece bakmayalım. Sırayla gitmemiz lazım Gabe. Sırayı bozuyorsun. Burası benim için adeta dondurucu. Gerçekten mi? Çok soğuk. Soğukla aram pek iyi değil. Ben burada bile yanıyorum. Peki siz hiç ağaç keser misiniz? Yapar mısınız böyle şeyler? Bana şu aleti verip orada neler olduğuna baksana bir. Hadi. Evet. Sende mi? Bu bende kardeşim. Sen onu al. Pekala. Sanırım köpeğimi kaybettim. Ne? Sarışın. Bu boylarda. O benim kardeşim Gabe. Merhaba Gabe. Ne yapıyorsunuz? Biz burada çalışıyoruz. Burada mı çalışıyorsunuz peki? Evet öyle. Siz hanımlar ne kadar süredir Gustavus'tasınız? 3,5 aydır. Evet. Neredeyse 4 ay. Güzel. Alaska'ya ilk gelişiniz mi? Evet. Evet. İkimizin de. Gerçekten mi? İsterseniz bizim masayı yapışımızı izleyebilirsiniz. Tamam. Madeline'le konuşurken aramızın iyiye gittiğini fark ettim. Sonra da Gabe gelip bizi masa yaparken izlemek isteyip istemediklerini sordu. Aferin Gabe. Hiç de saçma değil bu. Rüyamda yüz dövmesi yaptırdığımı gördüm. Hemen pişman oldum. Dostum bu çok iyi. Hemen pişman oldum. Harika. Ağaçları sever misin peki? Merak ettim. Ağaçları sever miyim? Arizona'da ağaç var mı? Aa, yaşadığım yerde yok. Madeline bana yaşadığı yerde hiç ağaç olmadığını söyledi. Bana gerçekten farklı bir gezegen gibi geldi. Arizona. Peki ya daha çok kum mu var yoksa toprak mı? Toprak var. Anladım. Burada güzel bir şömine varmış. Evet. Tabii ki burada çalışıyorsunuz yani bilirsin. Biliyorum. Buraya tırmanmak güzel olurdu. Sen böyle şeylere tırmanır mısın? Hayır. Peki ben denesem sorun olur mu? Olmaz. Vay böyle bir şey. Demek öyle yapıyorsun. Evet. Tamam, soruyu da cevaplamış olduk. Bir yerlere tırmanmayı çok seviyorum. Fark ettim, evet. Arizona'da eğlenmek için ne yaparsınız? Ben ateş yakarım mesela. Çok severim ateşi. Ateş yakarım, ağaca tırmanırım. Çok severim. Koşmayı da öyle. Ben sık sık dağ yürüyüşü yaparım. Dağ yürüyüşü ama mü? Kışın. Çünkü hava çok sıcak kışın oluyor. Kışın dağ yürüyüşü için çok sıcak öyle yazın mi? Yazın çok sıcak. Yazın dağ yürüyüşüne gidecek olursam muhtemelen erirdim. Bazen Arizona'da yaz ayları herhangi bir şey yapılmayacak kadar sıcak oluyor. Yazın ne kadar ısınıyor havalar? Aman tanrım, 49'un üzerine kadar çıkıyor. Oo, çok sıcakmış. Evet. O kadar sıcak havada nefes alabiliyor musunuz? Evet, zar zor işte. Bir fırında yürümek gibi. Gerçekten kötü, gerçekten. Hemen nasıl alev almıyorsunuz anlamadım. Evet, biliyorum. Kitap okumayı severim. Bu çok güzel. Ben de arada bir evet. Okurum. Bazen kafa üstü yapıyorum ama. Kafa üstü mü? Bazen evet. Daha zor değil normalden mi? Çok daha zor çünkü baş aşağısın. Evet. Kan beynine gidiyor. Birkaç dakika demek. Bu yüzden sadece birkaç dakika boyunca yapabiliyorsun. Kendi etrafımda dönmeyi severim. Başım dönene kadar kendi evet, etrafımda tamam. Dönerim. Bu konuda dayanıklılığımı arttırmaya çalışıyorum. Peki sen döner misin? Ateş yakar mısın? Hayır, hayır. Yaptığımı söyleyemem. Arizona ateş için çok sıcak. Tüm ormanı veya çölü yakabilirsin. Evet. Orası bambaşka bir dünya olmalı. Bir şehir gibi değil mi? Çok fazla bina var mı? Çok mu yüksekler? Evet. Büyük binalar mı küçük mü? Ben büyük şehirlere daha yakın yaşıyorum. Oralarda gökdelenler var. Gerçekten mi? Evet, buradan çok farklı. Vay canına. Ve çok büyük bir insan nüfusu var. Evet. Buranın nüfusu 200 civarında falan sanırım değil mi? Benim için bu bile kalabalık. Her yerde insan var gibi. Çok fazla. Hep böyle uzakta yaşamayı mı seviyorsun? Evet, ormanı tercih ederim. Evet. Tek sıkıntılı güzel kadınların olmaması. Tıpkı senin gibi. Öyle mi? Saçların harika ama. Teşekkür ederim. Harika. O kadar farklı hayatlarımız var ki konuşacak çok fazla şey var. Sanırım ikimiz de birbirimiz hakkında daha fazlasını öğrenmek istiyoruz. Onun hayatı çok delice geliyor. Eminim ona da benim hayatım aynı şekilde geliyordur. Ateşle oynamaya bayılırım.
Seni uzun süredir tanımıyorum ama yine de soracağım. Evime gelmek ister misin? Güzel bir Alaska muhiti daha görmek istersin belki. Oldukça güzeldir. Çok uzun bir plajı var ve manzara harikadır. Ve tabii evimiz de hemen orada. Evet, bu çok güzel olur. Ben de çok isterim. Gerçekten mi? Evet. Bu harika olurdu. Madeline Brown köyünü ziyaret etmeye evet dediğinde aklıma gelen tek şey bunun harika olduğuydu. Aslında kabul etmesini beklemiyordum ama sanırım sandığımdan çok daha çekiciyim. Aslına bakarsan bir ağaç ev yapıyorum. Vay canına. Evet. Çok iyi. Ağaç evi de görmek istiyorum o zaman. Kesinlikle görmelisin. Bunu kendim mi yapacağım? Yolumdan çekil, yolumdan aynı çekil. Aynı gün birkaç saat sonra Brown kasabasında. Önce test etmek mi istersin yoksa ilk test için anneni mi çağıralım? Önce çalıştığından emin olalım. En genç 3 Brown su sistemini ilk defa denemeye hazır. 3, 2, 1. Su. Evet, işte burada. Evde çalışan bir su tesisatı var. Bir dokunayım. Hey anne. Senden bir şey isteyeceğim. Brown kasabasında bu kadar gelişme kaydetmemiz gerçekten inanılmaz. Evde su var, bu büyük bir olay. Bunu Noah, Rainy ve ben yaptık. Sadece parmağımı takip et. Takip et, takip et. Aman tanrım, burada kalıp da çeşmeyi açıp ellerimi yıkayabilirim. Evde böyle bir su tesisatının olması bir hayalin gerçek olması gibi. Tanktaki basınç artınca su da daha hızlı akacak. Çocuklar gelip suyun aktığını gördüğü zaman eminim çok şaşıracaklar. Ne diyeceklerini bilemeyecekler. Gerçekten inanılmazsın. Sonunda gerçek bir mutfağım var. Gerçek bir mutfak. Grup sarılması. Grup sarılması. Suyu Brown Town'a getirmeme yardımcı olacak bir sistem yarattığımı bilmek büyük bir başarı hissi oluşturuyor. Herkese yardımcı olabilecek bir şey yaptım ve bu çok önemli. Bunun için mutluyum. Seni seviyorum bebeğim, iyi işte. Arada bir düşünüyorum. Sen ve ben gidince ne yaparlar diye. Eminim sudan çıkmış balığa dönerler. Geç oluyor, gitmemiz lazım. Aa, evet tabii. Konuşabildiğimiz için çok mutluyum. Ailenin burada büyüyüp yayılmasını istiyorum. Çocuklarımın buradan gittiğini hiç hayal etmedim. Sadece ailenin büyüdüğünü hayal ettim. Oğullarımızın burada yaşlanmasını istiyoruz. Brown Town'da çocukları olsun istiyoruz. Bu fikir hoşuma gitmiyor. Bu konuda hazırlık yapmamız gerekiyor. Yaşam döngüsü bebeğim. Buraya gelip burada yaşamak isteyen bir kadın bulmak kolay olmayacak. Burası zorlu bir yer. Nehre giderken bile yanında silah bulundurman gerektiğinin nasıl olduğunu anlayabiliyor musun? Bizim dünyamızda güven çok önemli. Çünkü burada insanlara hayatını emanet etmen gerekir. Biz de bu prensibe göre yaşamaya çalışıyoruz. Sanırım Amerika'da temelde bu prensip üzerine kurulmuş olmalı. Tanrı, aile ve ülke her şeyin üzerinde. Dikkatli olun, çekilin. Dikkat edin. Çekilin. Tamam, işte bu. Alaska Orman insanlarının bir sonraki bölümünde. Bir şeyleri suratıma atmayı keser misin? Çocuklar Gus Davis'teki işleri hallediyor. İyi misin? Evet. Ailenin kalanıysa bu sırada kış hazırlıklarını yapıyor. Bu tavuk kümesi olmak için fazla büyük değil mi? Tavuklarım en iyisini hak ediyor. Ama dönüş yolculuğu kardeşlerin başa çıkabileceğinden daha zorlu olabilir. Kendi kendine boşa geliyor. Tamir et şunu. Hiçbir işe yaramıyor. Beyler, durum gerçekten çok kötü olmak üzere. Bu arada Brown köyündeki bölge tartışmaları da kızışıyor.